5.30'da Mars, gözle gözüken gezegenler olarak Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür. Şuradan Güneş batıyor. Bunlar gökyüzünde. Bunlara ilaveten Uranüs, Neptün ve Plüto. Hani gezegenlikten çıkarıldı ama Plüto şeyi de, küçük gezegeni de şu anda gökyüzünde. Dolayısıyla gözle gözüken 5 gezegen, diğer şeyleri de, gezegenleri katarsak 7 gezegen. İlaveten bir de Ay gökyüzünde. Dolayısıyla 31 Aralık akşamı böyle bir konfigürasyonla yılbaşını geçirebilirler. Şimdi gezegenlerin gökyüzünde hepsinin bir arada görülmesi çok ender bir olay. Yani benim hatırladığım 2018 yılında 4 gezegendi galiba. Hani bir gecede baktığınızda görebiliyorsunuz ama böyle 6-7 gezegenin birden belirli bir saatte gökyüzünde olması olasılığı gerçekten çok düşük. Bundan sonraki şeyler, hesaplar yaklaşık 2040 yılında buna benzer bir şey olacağını gösteriyor. Şimdi bu 2022 yılının özelliği, Ağustos'tan itibaren bu gezegenler gökyüzünde belli bir sırada dizilmeye başladılar. Biz tabii böyle ilginç olsun diye 31 Aralık tarihini verdik. Hani yılbaşı gecesi böyle bir, insanlar kendilerine bir aktivite, hava açık olursa böyle güzel bir gözlem aktivitesi yapabilirler meraklı amatörler veya gökyüzüne meraklı kişiler. Bu demek değil ki 30'unda baksak göremeyecek miyiz? Evet, göreceksiniz ama o gecenin özelliği, ay da güzel bir evrede. Dolayısıyla sayarsak Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay. Bunları çıplak gözle görebilecekler. Teleskobu olan gözlemciler için Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var. O da ufkun üzerinde olacak, gökyüzünde olacak. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman gerçekten bir görsel şölen. Çünkü belirli bir saatte baktığınızda hepsi gökyüzünde. Yoksa siz sabaha kadar beklerseniz normal yıl içindeki herhangi bir günde de gezegenler sırasıyla doğup batmasıyla onları görebiliyorsunuz büyük oranda. Ama bunun özelliği akşam 5.30'dan sonra, yılbaşı gecesi veya ona yakın birkaç gün içinde, o hafta diyelim, gökyüzüne bakarlarsa bu gezegenleri çok güzel ayırt edebilirler. Merkür ve Venüs batı ufku civarında, onların süresi kısa ama Jüpiter, Satürn ve Mars bayağı gece yarısından sonrasına kadar çok rahatlıkla gözlenebilir. Bizim gök olayları yıllığında da bunların konfigürasyonları ve bilgileri mevcut. Evet, şimdi Plüton gezegenlikten çıkarıldı ama şey olarak, cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. O da Merkür ve Venüs'ün civarında ama Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekir veya bir kamera sistemiyle donatılmış, ama meraklı amatörler bence bu Plüton'u da görüntülemeye çalışacaklardır. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için şeyi, çap olarak o son derece sönük. Hani orta karar bir teleskopla bile görülmez. Ona bir 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir.